Son 24 saat içinde hepimizin bildiği gibi 12 evladımızı şehit verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin değerli sözcüleri üzüntülerini ifade ederek milletimizin yüreğine düşen korun esas itibariyle milli varlığımıza zarar veremeyeceğine işaret eden açıklamalarda bulundu. İYİ Parti olarak bugün biz böyle bir durum karşısında dünyanın neresinde böyle elim bir olay olsa milli yas ilan edeceğine işaret ederek milli yas ilan edilmesi hususunda hükümeti harekete geçmeye davet ettik. Elbette ki bu husus hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olan bir husustur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ortak bir sesin çıkması iktiza eder. Dolayısıyla İYİ Parti grubu olarak saat halinizden bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayınlanacak bir bildiriyle milletimizin gönlünü ferahlatacak birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini ve bütün bu olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz. Bu hususu başkanlığınızın takdirine sunuyor, saygılar sunuyorum efendim. Sayın Başkanım, az önce İYİ Parti grubundan ifade edilen hususla ilgili olarak özellikle meclisin bir ortak bir mümkün olduğu takdirde bir tavır, bir değerlendirme yapması ile ilgili gelişmelerle ilgili bu hususa dair bizim bugüne kadarki duruşumuz bellidir, yaptıklarımız da bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladık, sağlarız da. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Başkanım. Ben de Sayın Musavat Dervişoğlu'nun bahsettiği konu üzerine her zaman için tabii ki terörle ilgili meclisimiz hele hele açıkken, çalışıyor iken, hepimiz burada genel kuruldayken böyle bir ortak bir inisiyatifle ortak bir bildirin yayınlanmasının çok doğru olacağını, çok daha güçlü bir şekilde terörle olan mücadelemizin altını çizileceğine inanıyorum. Gönülden biz de bu katkıyı veririz ve hep birlikte böyle bir metin hazırlayarak imzalayabiliriz diye düşünüyorum. Bir hususu daha belirtmek istiyorum. Az önce Hatip hep bir Kürt sorunu diye söyledi. Konuşmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki yıllardaki konuşmalarından da örnekler verdi. Hep aynı noktadayız. Bizim bir Kürt sorunumuz yok. Bizim terör sorunumuz var. Bakın bugün içimizi yakan da o zaten. Bir terör sorunu, bir PKK sorunu var. Kürt sorunu diyerek terör sorununun önüne geçirmeye çalışmayalım. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Bunu tekrar altını Buyurun, buyurun. Güzel ve anlamlı ve içimizin buruk olduğu günde yine yürekten söylüyoruz. Bizim terör sorunumuz var, teröristlerle sorunumuz var. PKK ile, DHKPC'si ile, DAEŞ ile fark etmez. Bütün terör örgütleriyle karşı ciddi bir mücadelemiz var. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Elbette ki hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğinde altında birleşmiş, bu ülke için canını feda etmiş nice Kurtuluş Savaşı'nda Kürt vatandaşlarımız da var. Bunları hiç unutmadık, unutmayacağız da yine birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Biz de tabii şehitlerimizin aziz hatırası adına ve milletimize karşı bir sorumluluk adına Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin evi olan, adresi olan, sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden teröre karşı böylesi bir günde verilecek bir sesi anlamlı ve değerli buluyoruz. Bu anlamda buradan yayınlanacak bir bildiriye biz de destek vereceğimizin altını çiziyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, şimdi şu hususu belirtmek isterim. Gerçekten dün ve bugün ülkemiz büyük bir acı yaşadı. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Genel Başkanımızla az önce telefon görüşmesi yaptım. Bizim isteğimiz önümüzdeki hafta olabilir meclisi olağanüstü bir genel görüşmeye çağırmak, bu konuda gerekli görüşmeleri yapmak, ondan sonra ortak bir tavır ortaya koymak. Bakın,
Bunu defalarca yaptık. 99, 2000, 2001, 2002 yıllarına bakıp tavır ortaya koymak. Bakın, bunu defalarca yaptık. 99, 2000, 2001, 2002 yıllarına baktığımız zaman bir yılda 3 şehit vermişiz. Ama bugün 2 günde 12 şehit verdik. Şimdi protokol yapılıyor, bildiri yayınlanıyor, meclis ortak bir irade koyuluyor. Ama daha sonra seçimlerde bambaşka şeyler söyleniyor. Bu şehitler bizim. İçimiz yanıyor Cumhuriyet'e. Buyurun. Buyurun. Ve bu ülke bu acıları gerçekten hak etmiyor. Ortak tavır konusunda evet, evet, evet ama bunu ortaya koyduktan sonra yarın seçim meydanlarında işte videolarla ya da başka propaganda araçlarıyla şehitlerimizin üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey önümüzdeki hafta biz meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Çünkü kolay değil. Evet, milli yas ilan edilmeli. Bakın TRT'ye bakalım, müzik çalıyor devletin kanalında. Bugün Suudi kralı ölüyor, milli yas ilan ediyoruz. 12 vatan evladı öldü bugün. Önce bunları ortaya koyalım, toplum bilsin. Ama bildiri konusunda herkes önce samimi olmalı. Bu konuyu ortak dert edinmeli. Yarın bir ay sonra seçim meydanlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin liderleriyle, sahte videolarla... Buyurun, buyurun. Seçim propagandası malzemesi yapılırsa orada işte olmuyor bu. Bu olmuyor orada. O yüzden biz pazartesi günü gerekli yetkili kurullarla toplanacağız. Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız. Ondan sonra açıklamayı meclis olarak yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Beştaş, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye'nin en önemli sorunlarında ortaklaşması, tartışması, konuşması, hatta ortak bildirilere imza atması değerlidir, önemlidir. Yani bunu Filistin'de Gazze'ye bir hastaneye yapılan saldırıda birlikte yapmıştık. Ancak yani bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 11'e geliyor ve bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bir, bunu gözetelim. İkincisi, bu bizim siyasi olarak, parti olarak her zaman tutumumuz oldu. Türkiye'deki bütün problemler gibi en başat problemin Kürt meselesi olduğunu defaten ifade ediyoruz. Kürtlere yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik konusunda diyaloğun, tartışmanın, siyasetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirleyici ve etkili... Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu meselenin çözümünde başat bir role, birinci sırada bir role sahip olduğunu söyleye geldik. Ancak bu milli yas ilan ederek olamaz. Biz bu meselenin sorumlularıyız. Biz Türkiye'de 85 milyon yurttaştan oy alarak buraya gelmiş milletvekilleriyiz. Sadece başsağlığı dileyerek, milli yas ilan ederek bu meseleyi çözemedik, çözemeyiz. Biz bu fikirdeyiz. Buna karşı ya da olumlu anlamında söylemiyorum. Bakışımızı söylüyorum. Ama haftaya CHP ifade etti. Bizim de bu konuda çok sayıda araştırma önergemiz var. Araştırma önergesine de gerek yok. Bu parlamento çözüm sürecinde bu konuda komisyon kurmuş ve on binlerce sayfa külliyata sahip bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi... Buyurun, buyurun. Ve bu meseleyi kökten çözmek için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu, bedel ödemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim tekrar. Açıkçası şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim ve 12 şehidimiz var. İçimiz acıyorken böyle bir ortak bir metnin meclisten bu akşam, bu gece çıkması bence çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Ha, buna imza atmak istemeyenler olabilir. Buna da saygı duyarız. Evet. Bunu da herkes takdir eder. Millet takdir eder. İkincisi, seçim meydanları meselesine getirmek meseleyi hiç doğru değil.
Neden derseniz PKK bayrakları adı altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar anlayamadım. Bir bağdaştıramadım açıkçası. Bugün şehitlerimizle birlikte bunu konuşurken kimin nerede ne yaptığını bu millet çok iyi biliyor. Bence bunları tartışmayalım bugün. Biz bu ortak metin için bence bir çaba gösterelim ve bugün bu samimiyeti herkes göstersin. Çalışıyor iken bundan yani bir takım bahanelerle. Buyurun Sayın Usta. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir. Biz samimiysek eğer gerçekten emek veririz, bir saat içinde metni hazırlarız. Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Baş. Mahir Bey. Başkanımız. Biz de buna varız, çalışalım. Ali Mahir Başkanım. Mahir Bey buyurun. Sayın Başkanım, bakın izin verir misiniz? Bakın bu ülkede 12 şehit vermişsek bırakın 12 dakikayı, bırakın 12 saati, 12 gün Cumhuriyet Halk Partisi grubu gece gündüz çalışır. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim demek istediğimiz şey şu. Bir sürü bilgi geliyor. Yapılması gereken eğer 12 şehidimiz varsa, 12 evladımızı şehit vermişsek hemen meclisin genel bir görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın gelip bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bir bildiri yayınlanması gerekiyor. Biz bunu söylüyoruz. Biz bunu söylüyoruz. Lütfen şimdi bakın burada hepimiz açıklamalarımızda lanetledik. Hepimiz açıklamalarımızda acılarımızı bildirdik. Bunu evet, buyurun Sayın Başkan. Ama şunu net bir şekilde konuşmamın başında söyledim. 2002'de sıfır terör vardı bu ülkede. Bugün 2 günde 12 evladımızı şehit verdik. Tabii ki bu mecliste bunu tüm ayrıntılarıyla enine boyuna konuşmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak işte seçim meydanlarında 14 Mayıs'ta olduğu gibi sahte videolarla Karayalan'ın falan videolarını yaparak insanlar oy derdinde oluyor. Ben bu samimiyetsizliğe karşıyım. Tamam peki. Buyurun Sayın Beştaş. Ben mi alıyorsun? Ben Sayın mi? Başkan. Ben mi bağlıyorum? Ben mi bağlıyorum? Bu ülkede bu yaşanmadı mı? Sayın Başkan, Sayın Usta her zaman gibi söylemimizi çarpıttı. Her zaman olduğu gibi. Ben sadece madem ki bu kadar önemli bir gündeyiz ki öyle bence. Ben sadece milli yas ilan edilen günleri bir hatırlatmak istiyorum. 2011 Japonya Tohoku depremi ve tsunamisinde. 2012 Rauf Denktaş'ın vefatı. 2014 Soma maden faciası. 2014 Filistin'deki koruyucu hat operasyonu. 2014 Pakistan'ın Peşaver kentindeki saldırı. 2015 Kral Abdullah bin Abdülaziz Suud'un vefatı. 2015 Süleyman Demirel'in vefatı. 2015 Ankara Gar saldırısı. 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı. 2016 Dolmabahçe polis noktası saldırısı. 2017 Mısır'daki Sina Camii. Buyurun. 2018 Gazze sınır protestoları. 2023 Kahramanmaraş depremi. 2023 Gazze'de sivil hastaneye karşı gerçekleştirilen İsrail'in ortak imzamız. Sayın Başkan, biz şu ana kadar Cumhurbaşkanı bir yas ilan etmedi. Daha önce de bu tip büyük kayıplarda da hiçbir zaman yas ilan edilmedi. Bugün bizi ya da bir kesimi, bir muhalefeti linç ettirme operasyonu olarak Sayın Usta söyledi bunu. İsteyen imzalar, istemeyen imzalamaz. Sorun imza değil. Sorun gerçekten bu meseleyi hissetmek ve sonuna kadar çözüm için zorlayıcı olmak. Biz bu parlamentoda her türlü saldırılarına rağmen bu meseleyi ifade eden ve çözüm için mücadele eden bir partiyiz. Acı bizim için de çok büyük, onlar kadar bizim de büyük. Ölen gençler hepimizin evlatları. Bu konuda hiçbir ayrım gözetmiyor. Buyurun. Gelin bir gün değil, bir hafta tatile girmeyelim. Yılbaşı da dahil bir neticeye ulaşana kadar, gelecek hafta 31 Aralık'a kadar bu meseleyi kapalı oturumda tartışmaya hazırız. Ortak çözümleri bulmaya hazırız. Sayın Dervişoğlu, buyurun.
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi ben böyle bir öneriyi bir turnusol kağıdı olsun diye yapmadım. Ben ayrıca şimdi benim de söyleyecek çok lafım var. Ama söylemekten imtina ediyorum. Böylesine iyi niyetle yapılmış bir önerinin üzerine bu tarz tartışmaların yapılmasından da doğrusunu isterseniz sicap duyuyorum. Zatenizden istirhamımdır. Milletin gözü önünde, milletin yüreğini incitecek bu tartışmaları yapacağımızda bir müddet ara verin ve riyasetinizde bu hususu evet, arkada tartışalım efendim. Grup başkanlık saygılar vekillerimizle. Buyurun Sayın Başkan. Bakın efendim, asla ve asla ortak bir iradeden kaçmak ya da bunu tartışmayı bile partim olarak zul sayarım. Ben ciddiyet diyorum. 12 vatan evladı ölmüş. TRT 2'de, TRT 4'te müzik çalıyor. Milli yas ilan edilmemiş. Önce bu adımlar atılmamış. Bunlar yapılsın ve meclis genel görüşme açılsın. Milli Savunma Bakanı gelsin, konuşalım. Ondan sonra gerekeni yapalım diyorum. Bunun evet, üzerine konuşulan şeylere bak. Benim söylediğim şey net. Tamam. Şimdi grup başkan vekillerimizi toplantıya çağırıyorum, grup başkan vekillerimizi. Birleşme 15 dakika ara veriyor.